Evet, hocamla son Sabancı Kültür Merkezi'nde bir program yapmıştık. Programın sonunda bir oradaki hocalarından birisi Mevlevi kıyafetlerin için rengarenk deyince ben de bir kardeşin rüyasını anlattırmıştım. Oradaki maksadım oradaki rüyadaki kardeşin gördüğü cübbe renginin işte kendince diktirmesiydi. Cübbe, renk, bildiğiniz renk. Renk. Kendince bir kimse rengin dili olduğunu söyler mi? Söyler, renk. İslam'da bir tek kıpkırmızı giyinmeyi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kerih görmüş, uygun görmemiş. Diğer renklerle alakalı hiçbir yasaklama yok, kısıtlama yok, hiçbir şey yok. Herkes istediği renk kıyafeti istediği gibi giyebilir. Biz de bu noktada bizim tennurelerimiz veyahut da değişik giysilerimizde değişik renkler var. Kaldı ki en son son Şeb-i Aruz programımız Afyon'daydı. Afyon Mevlevi Hanesi'ne gittiğimde oradaki resimlerde tevafuken gördüm. Zaten Afyon Mevlevi Hanesi'nde renkli tennurelerin giyildiği tespit edilmiş var. Ve orada da 63 yılında yapılmış Sema Ayn-i Şerifinden renkli tennurelerle alakalı fotoğraflar var. Ben de çok fotoğrafçı değilim ama birkaç tane cep telefonuna çektim o fotoğraflardan. Hatta bir arkadaşın kızı vardı, o fotoğrafçı. Dedim kızım şunlardan birkaç tane çek de dedim bana gönder düzgün bir şekilde. Renkli tennureler Afyon Mevlevi Hanesi'nde de giyilmiş bu noktada. Yeni doğrudur. Var, bak yeni kapıda da varmış, varmış. Her neyse oradaki profesör hocalarımızdan birisi bu renkli tennurelerin, renkli kıyafetlerin nereden çıktığını söyleyince ben de bunun kardeşlerin, arkadaşların rüyalarından esinlenerekten böyle olduğunu. Mesela bazen semazen kardeşler kendi tennure renklerini kendileri görüyorlar. Diyorlar ki bu renk tennure giymişim, diktirebilir miyim? Diktirin diyorum ben de. Bu çünkü dinen herhangi bir noktada, herhangi bir yerde sakıncası olan bir şey değil. Bir, Mevlevi yolu açısından da sakıncalı bir nokta değil. Diktiren, giyen herhangi bir bu konuda itiraz edilir mi? Hayır. Bir kimse isterse bembeyaz giyinsin, isterse simsiyah giyinsin. Bize ne insanların kıyafetlerinden veya tennure kıyafetlerinden bize ne? O da bizi ilgilendirmez. Bu bir ikincisi. Tabii bunu böyle anlattırırken orada asıl maksadım, amacım orada rengin tayin olmasıydı, belirlenmesiydi. Tabii kardeşin rüyasında bir farklılık daha vardı. Kardeş rüyasında Allah'ı görüyor. Ve asıl zaten benim amacım, maksadım bu iken, hani rengin rüyada görüldüğünü anlattırmak iken, ben böyle, yani böyle görenler var demektense, yani gören orada canlı, diktiren de orada canlı. O cübbeyi diktiren de oydu çünkü, rüyasında gördü. Ben dedi rüyamda böyle bir rüya gördüm, cübbeni dedi bu renk gördüm, diktirebilir miyim dedim. Daha doğrusu bunu dedi, diktirdim size danışmadan dedi. Burada mı Ertan? Yok. Diktirdim dedi. İyi, hayırlısı olsun dedim ben de. Bu kadar bakın. Hayırlısı olsun dedim. Ona farklı bir esma verdim. Çünkü Sufi literatüründe onun farklı bir tecelliyatı vardı. Ama gel gelelim dışarı çıkınca, yani bilhassa bir tefsir hocamız, bir de öbür akaid hocamız, ardından kelam hocamız, ardından o da girdi mevzuya. Yani iş dışarıda büyüdü. Tefsir hocamız kesinlikle olmaz dedi. Dedim hocam
Allah'ın rüyada görünebileceğine dair hadis var. Yok dedi. Hocam, İmam-ı Azam'ın bu konuda sözü var. Yok dedi. Hocam, komple Maturidilerin bu konuda tespitleri var. Yok dedi. Ben de şimdi iddialaşmak, dalaşmak istemiyorum. Dedim ki hocam var. Allah sana rüyanda göstersin inşallah dedim. Yok dedi yine. Ardından öbür kelam hocası, ben kelam hocası olduğunu bilmiyordum. O da Hazreti Ayşe hadisini söyledi. Miraç'la alakalı. Ona da dedim ki hocam bu Miraç'la alakalı. Miraç'la alakalı tartışma ayrı, Allah'ın rüyada görüleceğiyle alakalı meseleler ayrı. Yine reddettiler. Tabi bu mesele etraftaki arkadaşlar da söz konusu oldu. Bunu böyle konuşmak istemiyorum. Asıl beni böyle bu konuya iten Hüseyin hocamın bana sen bunları böyle söylersin bitersin demesi oldu. Evet. Ben de dedim ki hocam biz Kur'an ve sünnet noktasında bitmeye dedim razıyız. Bir bunu böyle de söylemek istemiyorum ama ben onları davet ettim buraya hocamın üzerinden. Eğer bir kimse Kur'an ve sünnet noktasında bir şey doğru söylüyorsa kendince bitiyorsa bitmeye razıyız. Bu bir. İkincisi, bu mevzuya buradan giriş yaptım. Benim hem kendime hem de beni dinleyen kardeşlere 28 yıl önce yolun başında kendime verdiğim bir söz var. Bu söz şu. Bir mesele var ise o meselede önce Kur'an'a bakarım. Bulamazsam sünnet-i Resulullah'a bakarım. Bulamazsam o konuda imamların içtihatlarına bakarım. Ben sufi yolunu tercih ettim. Kur'an'a bakarım, sünnet-i Resulullah'a bakarım. Sufilikle alakalı meselelerde ilk sufilerin yolunu tercih ederim. İlk sufilerin. Sonrakiler değil. Açık konuşuyorum bu konuda da herkese de söylüyorum. Eğer bir meselede sufiler kabul etmiş olsa dahi Kur'an ve sünnete aykırılık bir şey var ise reddederim. Bütün sufiler kabul etse Kur'an'a karşı bir şeyse, sünnet-i Resulullah'a karşı bir şeyse derim ki bu benim yolum değil. İsterse bütün sufiler kabul etmişse olsun. Şimdi okuyacak olduğum hadis-i şerifleri bir kimse bir hadis alimi. Bu da ancak hadis alimi olacak. Bir hadis alimi. Bu hadislerin geldilerinde, gittilerinde, yan yatısında, çamura battısında bir şeyler var diyebilir. Ancak hadis alimi. Hadis alimi olmayan bir kimsenin benden farkı yok. Bakın, hadis alimi olmayan bir kimsenin benden farkı yok. İster kelamcı olsun, isterse ne olursa olsun, bir hadis alimi değilse o kimse benden farkı yok. Ben bütün kardeşlere şunu taahhüt ettim. Arkadaşlar, ben size Kur'an, sünnet ve imamların içtihadının dışında bir şey size konuşmayacağım. Bu benim hem kendime hem de benimle beraber yol gideyen kardeşlere, beraber koşuşturduğumuz, bizi dinleyen, bizle beraber koşturan kardeşlere taahhüdümüz. Birisi, bir kardeş, kim olursa olsun, şurada Kur'an ve sünnetin dışında hareket ettiniz der ise biz tövbe eder geri döneriz. Bu konuda açıkız. Herkesin eleştirisine de açıkız. Bakın, bu konuda sonuna kadar açıkız hem. Bu konuda hiçbir iddiamız yok. Biz biliyoruz, iddiamız yok. Gelsin birisi ayet koysun, hadis koysun önümüze, biz de geri çekilelim.
Diyelim ki hata yapmışız. Allah da bizi affetsin diyelim ve bütün kardeşleri de buna söyleyelim. Şimdi Allah'ın rüyada görülmesi. Bakın bu Miraç'la alakalı mesele değil. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin Miraç'la alakalı Allah'ı görmesi meselesi değil. Hazreti Musa'nın Tur-i Sina'da Hazreti Musa'nın miracıyla alakalı mesele değil. Bu direkt bir müminin, bir Müslümanın Allah'ı rüyada görüp görememesiyle alakalı. Bununla alakalı hadis-i şerifler Tirmizi'den ve İmam İbni Hanbel'den Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurdu ki geceleyin abdest aldım ve namaz kıldım. Ardından uyudum. Rabbimi en güzel sıfatta gördüm. Bakın hiç ilave etmiyorum. Hadisleri sıralıyorum. Yine Ahmet İbni Hanbel'den ve İbni Abbas'tan nakletmiş. Rabbimi gördüm. Yine İmam Ahmet'ten, Tirmizi'den ve Tabarani'den üçünden bir de ne göreyim? Rabbimi en güzel bir şekilde olduğu halde beraberim. Yine başka bir hadis-i şerif Tabarani'den diyor ki Rabbimi bir delikanlı suretinde gördüm. Yine Ahmet İbni Hanbel'den ve Tirmizi'den bu gece rüyamda Rabbim bana en güzel bir surette geldi. Bununla alakalı daha hadisler var ama ben bu kadarını yeterli gördüm. Bu hadisleri buraya nakletmemin sebebi şu. Hocalarımın ikisi de yok böyle bir şey dediler. Hatta birisi bitersin dedi. Böyle söylersen dedi. Ben de hocam hadis-i şerifler var hakkında dedim. Hakkında hadis-i şerifler var. Yok dedi. Şimdi kıymetli dostlar, biz düz bir Müslümanız. Din alimi değiliz. Yayınlanmış olan hadis-i şerifler var. Basılmış. Bütün herkes de bunları kabul etmiş. Biz bunu okuyoruz. Biz o hadis-i şeriflerin geldisini, gittisini bilme noktasında değiliz. Buna mecbur da değiliz zaten. Ama var olanı yok demek ne kadar ilim, bu farklı bir şey. Şimdi bu hadisleri okuduktan sonra az önce hocamın az bir şey bahsettiği meselenin kelam alimlerince ele alınması, kelam alimleri bu meseleye nasıl bakmışlar? Biz kendimizi öyle tanımlıyoruz ya, Sünniyiz, Maturidiyiz. Öyle değil mi? Bu konuda Hanefilerin imamı İmam-ı Azam Hazretlerinin fıkhı ekberinden ve bu fıkhı ekberi de şerh eden kimse Ali'l-Kari de İmam-ı Hanbel'in talebesi, İmam-ı Teymiye'nin talebesi. Aslında Sufi jenerasyona karşı olan bir kimse. Bakın, rüyada Allahu Teala'nın niteliksiz, cihetsiz ve karşılıksız olarak görülmesini bizim mezhebimizin mensubu bazı alimler caiz görmüştür. Bunlar seleften rivayet edilen düşüncelere dayanmaktadırlar. Seleften kim? İlk imamlar. İlk sahabeden sonraki alimler. Nitekim bir de niye almış? İlk sufi olan Ebu Yezid-i Bestami'den almış. Demiş ki şöyle rivayet edilmiştir. Rabbimi rüyada gördüm deyince kendisine bu nasıl olur denildi. Bunun üzerine Ebu Yezid nefsini bıraktı ve gel cevabını verdi. Allah ona nefsini bırak da gel demiş. İmam-ı Hanbel'in rüyada Allah'ı gördüğü rivayet edilmiş. Hadis imamı
aynı zamanda Hanbeli mezhebinin imamı. Ve yine işte bu noktada İmam-ı Hanbel'e rüyasında demişler ki, ya Ahmet, bütün insanlar benden isterler. Bütün insanlar benden ister. Allah'la konuşuyor rüyasında. Ebu Yezid başka, o yalnız beni ister buyurmuştur. Bunun sebebi de şu olsa gerektir. Ebu Yezid'e ne istiyorsun denilince, istememeyi istiyorum demiş. Yine Maturidi akaidinden Nureddin Es-Sabuni, hocamın az önce bahsetti, Diyanet yayınlarından, bakın Diyanet'in bizatihi kabul ettiği yayından, kendisinin bastırdığı, yayınladığı yayından, Yüce Allah'ın ahirette görüleceğini kabul eden alimler onun dünya hayatında rüyada görülüp görülmeyeceği konusunda ihtilaf etmişlerdir. İçlerinden bir grup bunun muhal olduğunu kabul etmiştir. Çünkü uykuda görülen şey bir hayal veya bir misalden, benzer ve taklitten ibarettir. Bunların her ikisi de kadim olan Allah hakkında muhaldir. Bazı alimlerde keyfiyet, yön, karşı karşıya geliş, hayal ve misal olmaksızın bunun mümkün olduğunu söylediler. Nitekim geçmiş birçok zevatın bu şartlarda Allah'ı gördükleri rivayet olunmuştur. Az önceki rivayetlerden bir kısmını da almışlar. Şimdi bunu, ben meseleyi bugün çok vaktinizi almak istemiyorum. Çünkü 9.30 oldu, daha buradan gideceksiniz. Bu konuyla alakalı birçok daha burada rivayetler var. Ama en önemlisi Hazreti Ömer der ki, ben kalbim Rabbimi gördü. Yine bu konuda en önemli şeylerden birisi Hazreti Ali Efendimiz'in sözü. Görmediğim Allah'a ibadet etmem. Ve yine Pezdevi'den, Harbütü'den, ondan sonra Giridi'den, bakın bunlar hepsi de kelam alimi. Toplam cem ettim. İnsanların rüyasında Allah'ı görmesini ise bütün ehli sünnet mensupları kabul etmişler. Bunun olabileceğini, yalnızca Allah'ı nasıllıktan, mekandan ve cihetten uzak olarak görmek gerekeceğini ileri sürmüşlerdir. Bunun dışında Allah'ın rüyada görülmesine bir engel bulunmamaktadır. Yine Nevevi Şerh-i Müslim'de Kadı İyad hakkında şöyle bir rivayet naklediyor. Kadı İyad şöyle dedi: alimler Allah'ı rüyada görmenin caiz olduğuna dair ve bunun sahih bir rüya olduğunu konusunda ittifak etmişlerdir. Yine İmam-ı Begavi Şerh-i Sünnesinde şeyhinden şöyle bir nakil yapıyor. İmam-ı Begavi'nin şeyhi şöyle diyor: rüyada Allah'ı görmek caizdir. Eğer salih bir kimse Allah'ı rüyasında görür ve Allah ona cennette söz verirse veya ona mağfiret ettiğini söylerse veya onu cehennemden kurtaracağını söylerse, Allah'ın bu sözü ve vaadi haktır. Eğer kul rüyasında Allah'ın ona baktığını görürse, bu Allah'ın ona rahmet edeceğini gösterir, devam etmiş. Ömer Nesevi Tahtazani'den İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin rüyada Allah'ın görülebileceği, İmam Maturidi Hazretleri'nin de görülemeyeceği şeklinde izahatı vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah-u Teala rüyasında gördüğünü hadislerde belirtmektedir. İbn Abidin Reddül Muhtar, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin rüyada Allah'ın rububiyetini 100 kere müşahede ettiği 100.sünde ey Rabbim, kıyamet günü mahlukat azabından nasıl kurtulur diye sordu. Allah'ın da ona, kullarım sabah akşam zatımı ve isimlerimi tesbihe devam ederlerse azabımdan kurtulurlar diye müjdelediği bildirilmiştir. Saadettin Tahtazani Şerhul Akaid, Allah'ın esmasının ve sıfatlarının tecellilerini uyanık iken gördüğümüz gibi rüyada da görmemiz mümkündür ve vakidir. Allah'ın rüyada gözle değil kalple bir nevi müşahede edilebileceğini söylemiştir. Yine Ömer Nesefi'nin akaidinden, rüyanın en hayırlısı kulun Rabbini görmesi veya peygamberini görmesi yahut Müslüman olan anne babasını görmesidir. Allame Münavi İmam İbnül Hümam'dan şöyle bir rivayet nakletti. Alusi
Ruhul Meani'den bahsediyor. İbn-i Hümam'da Derekutni ve diğerlerince Enes radıyallahu anh'dan rivayet edilen Rabbimi en güzel şekilde gördüm hadisinin uyanık iken görme takdirinde nasıl anlaşılacağı sorulduğunda bu suret perdesidir diye cevap verdi. Bu da sufilerde yaygın olan tecelli suridir. Yine İmam Münavi'den Şemail Tirmizi'nin şerhinde İmam İbni Hanbel'in müsnedini mevzularına göre tertip edip şerh eden Allame Ahmet Abdurrahman El-Benna'da El-Fethur Rabbani'de Resulullah'ın Allah'ı rüyada bir surette görmesi, onun bir şekil ve suret sahibi olduğunu göstermeyeceğini, zira nihayet bunun bir rüya olduğunu, rüyada ise şekil ve suretli varlıkların şekilsiz, şekil ve suret sahibi olmayan varlıkların ise şekil ve suretli olarak görünebileceğini söylüyor. Benzer ifadeleri de Aliyer Kari aynı şekilde söylüyor. Bunları da not almıştım. Sonuç, fazla vaktinizi almak istemiyorum. Allah rüyada görülür demek küfür değildir. İnsanı dinden çıkarmaz. İnsanı küfre sokmaz. Çünkü müminler Allah'ı ve nebileri rüyada görebilirler. Bunun olması mümkündür. Fakat müminler rüyalarında Allah'ı görürse gördükleri Allah değildir. Kişi rüyasında Allah'ı gördüğünü hissedebilir. Allah'ın sesi olduğunu zannettiği bir ses de duyabilir. O kimse kendince gördüğü şeyi Allah der. Sufiler kendi içlerinde bir teşbih tenzih tiktakı kurarlar. Cenab-ı Hak bütün insanları kendisini zikretsin, teşbih etsin ve tenzih etsin diye yarattı. Zikretmek malum. Geniş bir çerçeve, meseleyi fazla bugün dallanıp budaklandırmayacağım. Teşbih etmek, benzetmek. Tenzih etmek, benzettiğin şeyi kendin benzetirken reddetmek. Bir kimse rüyasında Allah'ı görür, bu teşbihtir. Delikanlı suretinde görür, babasının suretinde görür, şeyhinin suretinde görür, işte bir çocuk suretinde, kuş suretinde, ağaç suretinde, melek suretinde, herhangi bir şeyin suretinde Allah'ı görür. Gördüğü şeyi yine kendisi tenzih eder. Der ki bu o değildir. Tenzih budur. Gördüğü şey haktır. Ama gördüğünü kendisi tenzih eder. Der ki ayet-i kerime o hiçbir şeye benzemez. Tenzih eder. Böylece bu bir tiktaktır. Her tecelliyata her gördüğünü der ki bu o değildir. O hiçbir şeye benzemez. Ama biz onun gördüğünü sen göremezsin diyemeyiz. Sen görmedin diyemeyiz. Yok diyemeyiz. Bir şey var. İnsan rüya görüyor. İslam dini de rüyayı kabul etmiş. Salih rüyayı mübeşşirat kapısı olarak görmüş. Peygamberler de rüya görmüşler. İbrahim aleyhisselam gibi, Yusuf aleyhisselam gibi. Kur'an peygamberlerin dahi rüya gördüğünü bize anlatıyor. Rüyayı reddetmek mümkün mü? Değil. Rüya var mı? Evet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin hadis-i şerifince peygamberliğin 46 cüzünden bir cüz mü? Kendisi için. Evet. Ve rüya 3'e ayırmış mı hadis-i şerifte? Evet. 1- Şeytani rüyalar. 2- Bir şeyin etkisinde kalaraktan, düşünerekten görülen rüyalar. 3- Rabbani rüya diyeceğimiz rüyalar. Yani o kimse hiç öyle bir şey düşünmedi ama rüyasında Beytullah'ı gördü. Rahmani rüya. Rüyasında Peygamber Efendimiz'i gördü. Rahmani rüya. O zaman rüya hak ise bir kimsenin rüyasında Allah'ı görmesi de haktır. Ama o değildir. Bu sufi tenzihidir. Sufi az önce
Hocam dedi ki elim oynuyor, işte en büyük kudret bu dedi. En büyük kudret deyince Cenab-ı Hakk'ın kudret sıfatını söyledi. Kudret sıfatının tecelliyatını biz onun kolunda gördük mü? Evet. Bir kimse dese ki ben Allah'ın kudret sıfatını gördüm burada, biz ona sen görmedin mi diyeceğiz. Ama o değil. Tenzih bu. Tenzih bu. Hiçbir şey ona benzemez. Bu tenzih. Ama tecelliyet hak mı? Evet. Cenab-ı Hakk'ın bir ismi ne? Zahir. Yani görünen. Cenab-ı Hak sıfatlarıyla görünür mü? Evet. Ama her gördüğümüz o değildir, ona benzemez çünkü. O hiçbir şeye benzemez. Aslında gördüğümüz anlıktı, bitti. Geçti. O değil. Ha, mesele sufi cenah noktasında da bağlayayım. Sufiler rüyalarında görürler, gördüklerini hak görürler ama o değildir. Bakın, o değildir. Hiçbir şey ona benzemez. O yüzden o geceki konu Miraç'la alakalı mesele değildi. Miraç'ta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin Allah'ı ne cihetle görüp görmediğini tartışıyorlar. Ben zaten az önce hocamın beyan ettiği gibi alimlerin arasındaki, çok biliyorlar çünkü, aralarındaki tartışmalara girmek istemiyorum. Beni ilgilendirmiyor. Tartışa duysun onlar. Bakın onlar tartışa dursunlar. Tartışmaya da devam ediyorlar. Ama ve lakin ben şimdi konuyu uzatmamak için de söyledim. İlahiyat fakültelerinde 3-4 tane elimde bitirme teziyle, doçentlik teziyle nobit üsta tez var. Yok, yardımcı doçentlikten doçentliğe, doçentlikten sonra. Öyle mi? İşte bu tip 3-4 tane elimde tez var. Ve tezlerin hepsinde de Allah'ın rüyada görüleceğine dair tespitler var. Hocam da az önce bildirdi. Ama bizim Hüseyin Hoca ve yanındaki kimse Allah'ın rüyada görülebileceğini reddettiler. Yok böyle bir şey dediler. Ben buna üzüldüm. Bana deselerdi ki yani bu konuda hadisler var ama biz o hadislere uymayı uygun görmüyoruz kendimize. İlimdir. Seslenmezdim. Az önce hocam dedi ki ben dedi hadislerin sahihliği ile alakalı tereddütlerim var. Ben sustum. Tereddütleri olabilir insanın. Susarım. Bakın o onun yolu. Benim de hadislerin bir kısmından kendimce uygulamadığım hadisler var. Daha bugün bayanların sohbetinde iki tane hadis söyledi bir kardeş. Dedim ki ben bunları okumadım. Yok demiyorum. Ben reddetme noktasında değilim. Ama işte şu şu hadise göre dedim. Bunlar biraz sıkıntılı bir şey dedim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden örnekler getirerekten onu cevapladım. Zaten mezheplerin çıkış noktası da bu. Bazı hadisleri bazı mezhep imamları kendilerince uymayı uygun görmemişler. Tamam. Birisi de bunu uygun görmeyi, kendince uygun görmemeyi görebilir mi? Evet. Bu onun hakkı mı Müslüman olarak? Evet. Ben o hakkı onun elinden alma hakkım var mı? Hayır. Ama benim bu hadisleri, az önce okuduğum hadisleri doğru kabul etme hakkım var mı? Evet. Bu hadisleri benim bu hadisler var deyip size beyan etmem hakkım mı? Evet. Birisi bu hadisler yok deme hakkına sahip değil ama. Bu ilim değil. Varı yok demek, reddetmek, sen de yoksun derim o zaman ona. Efendim? Evet. Bitersin dedi bana. Ha.
Tekrar söylüyorum, bu kürsü herkes açık. Biz eleştiriye de açıkız. Her türlü söylediklerimizin normalde yanlışlıklar varsa ondan da geri dönmeye açıkız. Her iki kıymetli hocam da gelip burada rüyada Allah'ın görünmesinin olmadığını, yok olduğunu bize anlatabilirler. Burası açık onlara. Herkes açık burası. Bize ilim adına birisi gelip burada bir şey anlatacaksa açıkız. Her yerde açıkız. Her sohbetimizde açıkız. Birisi bize derse ki şurada ayet ve hadise aykırı bir davranışınız var, düzeltmeye hazırız. Birisi derse ayet ve hadisin dışında bir söyleminiz var, düzeltmeye hazırız. Asla. Bu konuda hiçbir tereddüdümüz yok. Ama ben nasıl dersime çalışıp hadis var dediysem hocaya ve hoca da yok dediyse, hoca da gelecek yok dediği şeyleri koyacak buraya. Eğer koyacaksa. Ben hadis numaraları da yazılı burada, işi büyütmek istemedim çünkü. Kitap, cilt, sayfa numarasına kadar yazılı. Bakın, kitap sayfa numarasına kadar yazılı. Ben oturdum, cuma namazından sonra dükkanın içerisindeki kitaplığı indirdim, kepengi de çektim, telefonu da koydum kenara. Ben 3 saat içerisinde hazırladım bunu. Ve onlar da gelecekler diye ilmi bir şekilde ayetlerin, hadislerin numaralarını, sayfa numaralarını varıncaya kadar yazdım, yazıda hazır. Şimdi bu kadar çok teferruata inmek istemediğimden, bütün buradaki alıntıların hepsi de kitap ve sayfa numaraları hazır. Koştum, benim bir sahaf var, eski kitapları alıp satıyor, sahafa koştum. Ondan bir iki tane de akaid kitabı aldım, onları da getirdim. Yaydım böyle 3-4 saat içerisinde. Cuma namazından, hocam kaçta telefon açtım size? 5 sularında. Evet, cuma namazından sonra oturdum, hazırladım, hocaya telefon açtım. Hocam, söylediğim şeyin arkasındayım, ben çalışmamı yaptım. Önümüzdeki pazar günü, buradaki sohbet günü çalışmalarını yapsınlar, gelsinler. Onlar da bize bunları anlatsınlar dedim. Onlar mazeret beyan etmişler. Ben inşallah geleceklerine inanıyorum. Siz çalışıp gelmişsiniz. Bu noktada sıkıntı yok. Bir sürü notlar almış hocam. Yani hocamın alanı olmadığı halde hocam iki tane kitap alıp notlar alıp, evet hocam notlar alıp buraya geldiyse yani onlar da çok rahat gelebilirlerdi. Evet. Şunu açıkça beyan edeyim. Bizim sohbet toplantılarımız bir ilim sofrası olacak. Bu konuda konuşmacılara, bu konuda ilim anlatanlara kabul edip etmememiz önemli değil, dinleyeceğiz. Serzenişte bulunmak, aykırı davranmak bize yakışan şeyler değil. O yüzden ben hocaların belki de böyle bir şey olabilir. Böyle bir şeyden yani çekinmesine hiç kimsenin ihtiyacı yok. Çekinmesine gerek yok. Hakkınızı helal edin inşallah. O yüzden sorularınızı geçeyim, fazla vaktinizi almayayım. Bu konuda benim söyleyeceklerim bunlardı. İnşallah hocam da bir sürü not aldı zaten. Bunu zannediyorum hocam da o hocalarına götürecektir. Ama bunun altını çizeyim. Bunun karşılığında söyleyecekleri hiçbir söz yok. Sebep ne biliyor musunuz? Kendi öğrettikleri konular bunlar. Yoksa kendilerini yalanlamış olacaklar. O zaman şunu diyeceğim. Hocam, ilahiyat fakültesi olarak bu tezleri neden kabul ettiniz? Hocam, madem böyle yok diyorsunuz, Diyanet'e neden topluca yazıp da Diyanet'in bastırdığı bu eserleri düzeltmiyorsunuz? Arkadaşlar, Diyanet Rüya Tabirleri kitabı yayınlamış. Diyanet'in Rüya Tabirleri kitabında Allah'ı görmek şıkkı var. Evet. İnsan da Allah'ı
orası benim dalım değil. Ben buradan kaçayım. Günümüzde sıkça kullanılan yalnızlık Allah'a mahsustur kelimesini kullanmak ne kadar doğrudur veya doğru mudur? Yalnızlığı kabul edenlerden değilim. Bir kimse yalnızsa kendisi tercih etmiştir yalnız kalmayı. Rüyalarda gördüğümüz ölülerimiz söyledikleri gerçek olabilir mi? Yani rüyalarımız öbür alemle irtibatı sağladığı doğru mudur? Olabilir. Benim annem de rüyasında Rabbimi güzel bir suretle görmüştü, bana anlatmıştı. Ben ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 kere gördüm. Peygamberimizi gören cehenneme girmez diyor. Bir hadis var mı? Yani onu rüyada gören gerçekte görmüş gibidir. Hadis-i şerif var ama onun izinden gitmenizi tavsiye etmiş. Rüyanın anlamı o. İzinden gidelim inşallah. Zevk veren her şey, şu aşağılık kişiler bir delil elde edip dadanmasınlar diye nehyedile gelmiştir. Yoksa şarap, çenk, güzel sevmek ve sema hastalara helaldir. Aşağılık kişilere haram. Şimdi bu söz Mesnevi'den geçiyor. İçinde şarap gibi şeylere hastalara helal, aşağılık kişilere haram diyor. Şimdi dinimizde şarap haram değil mi? Mesnevi'deki bu şarabın geçmesi hem de helal olması Kur'an'a ters değil mi? Evet, Mesnevi'yi okuyan kimseler eğer Mesnevi'nin ana temalarını ve Kur'an ve sünnetten uzak olurlarsa bu yanılgıya düşebilirler. Mesnevi'de şarap derken Hazreti Mevlana Mesnevi'sinde başka beyitte de bizim şarap senin bildiğin şaraptan değildir. Bizimki mansur şarabıdır. Senin bildiğin şarap ahmaklık verir. Bizimki ise uyanıklık der. O yüzden buradaki şarap Allah aşkıdır. Allah aşkıyla alakalıdır. Buradaki şarap bildiğiniz insanın kafasını ahmak yapan zahiri şarap değildir. Buradaki çengi dediği çalgı ve buradaki sema dedi, ondan sonra bu normalde semadır. Sema, Hazreti Pir'in deyimiyle Allah'la perdesiz, vasıtasız görüştüğü haldir. O yüzden bu sema aşağılık kişilerin yapacağı bir şey değildir der. Bir, kaderin işleyiş şekli değişmeyecek ve kaderde olan insanın başına gelecek ise eğer özgür iradenin hükmü ve işleyiş şeklini anlatabilir misiniz? Kaderin ne olduğunu bilmiyoruz, iman ediyoruz. Ama kaderle alakalı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine ne olduğunu sorunca doğmanız, rızkınız ve ölümünüz der. O zaman kader denilince sizin doğumunuz ve ölümünüzdür kader. Mükellef olduğumuz işlerden sorguya çekileceğiz. O zaman bu noktada zoraki cebri kader değildir. Biz özgür irademizle ne yapmak istiyorsak onu yapıyoruz. Bunun hesabını da Allah'a vereceğiz. O yüzden bu bize dayatılmış bir kader değil. Yani içki içen adam benim alnıma içki içmiyor, içki yazmış o yüzden içiyorum. Bunu dediğinde senin de alnına onun alnına bir kurşun çekmek yazmış. Alnına kurşunu çektin, cezan yok o zaman. Senin de alnına bunu yazmış. Hatun gel ben seni her gün döveyim mi? Sen de buna sabret. Neden? Alnına bu yazılmış. Bu değil. Biz fiiliyatlarımızdan sorumluyuz. Yaptıklarımızdan sorumluyuz. Hesabını Allah'a vereceğiz. Özgür, hür irademizle. Ben size doğru yolu öğrettim. Dileyen oradan gitsin diyor ayet-i kerimede. Dileyen oradan gitsin. Dileyen doğru yoldan gidecek. Kendi standardıma göre ticaret olarak büyük bir işe kalkışıyorum ama buna niyet olarak karşıladığımda
başladığımda kazancımın bir kısmını İslam'ı daha fazla yaymak ve insanlara yardıma adamak istiyorum. Olayın hayrı içinde istihareye yatmak istedim ama rüyalarım çok karışık olduğu için ne demek olduğunu anlamadım. Hayır mı şer mi olduğunu anlayabileceğimiz bir noktası var mı? Yoksa bir bilene mi danışmalıyız? Allah razı olsun demiş. Normalde siz ticaretin kendi içerisindeki hükmü ve hukuku var. Ticaretin kendi içerisindeki hükmü ve hukukunu istişare ederekten uygulayınız. Öyle kendi kendinizi de kandırmayın. Yok işte ben ticarete başladım, kazandığımda hayır hasenata harcayacağım. Ay iyi, ne kadar iyi. Ne kadar iyi, ne kadar iyi. Hemen Allah da sana verecek zaten. Sen öyle niyet etmişsin ya. Değil. O tüccarlar ki alırlarken ve satarlarken yalan söylemezler, kandırmazlar. Ölçüde ve tartıda haksızlık etmezler. Siz buna niyet edin. Kimseyi aldatmadan, kimseye aldatmadan. Kimse de sizi aldatmasın, siz de kimseyi aldatmayın. Helalından ticaret yapmaya niyet edin. Ya ben işte ticarete niyetlendim, buradan kazancımı işte hayır hasenat edeceğim. Hayır. Bu sana ağır gelir. Sen helalından ticaret yap, helalından aileni iyi yaşat. Helalından ailen iyi eğitim alsın. Çocukların iyi eğitim alsın. Helalından çoluğun çocuğun ailen düzgün bir hayat yaşasınlar. Kimseye muhtaç olmasınlar. Sen bunları sağladıktan mükellef olduğun birinci mükellefiyetlik bu. Ondan sonra zekat ver. Anladınız mı? Ondan sonra sadaka ver, hayır hasenat ver. Ama önce kendini ve aileni iyi bir geçimle geçindirmeye gayret et. İstihare ile de alakalı tereddüt ettiğiniz şeylerde istihare yapacaksınız. Danışacağınız hiç kimse yok o konuda. İstihare yapın. Birinci derecede istişare önemli. Cenab-ı Hak dahi peygamberine istişare et, istişare edip bir karar aldığında ondan geri dönme diyor. Önce istişare. Kimle? Ehliyle. Ne iş yapacaksın? Ticaret. Etrafında ticaret yapan bir kimseyle git istişare et. Ticaret yapan bir kimseyle istişare et. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine geldi Medineli çiftçiler. Dediler ki müşrikler hurmalarını aşılıyorlar. Biz aşılayalım mı? Hayır dedi. O sene hurma az oldu. Sahabeler geldiler ki ya Resulallah biz aşılamadık. Müşrikler aşıladı. Müşrikler aşılayınca hurma onlar rekolte olarak daha fazla aldılar. Biz az aldık. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri dedi ki bundan sonra aşılayabilirsiniz. Dünya işlerinizi bize sormayın. Ha, demek ki ticaret yapmayan bir kimseye gidip ticaret sorulmaz. Dahiliyeci bir kimseye gidip de beyin cerrahinin yapacağı bir iş sorulmaz. Ehli değil. Genel bir bilgi alabilirsiniz. Ehli değil. Ehli değil. İstişare edecekseniz ehliyle edeceksiniz. Bir konu soracaksanız ehline soracaksınız. Ehline. Köfteyi öğrenecekseniz Nuri'ye soracaksınız. Madenle alakalı bir şey konuşacaksak maden mühendisi var içimizde. Ona soracağız. Diyeceğiz ki sen maden mühendisisin. Eline soracağız.
ticaret yapacak olan kardeş de ticaret ehline soracak. Hakkınızı helal edin. Teşekkür ederim. Allah hepimize doğru yolunda yürütmeyi nasip eylesin. Selamünaleyküm.